19. yüzyıl yerini 20. yüzyıla bırakırken, zamanının en önemli bilim insanlarından biri olmak için erkeklerin dünyasında muhalefetle, şüpheyle ve inanılmaz bir kişisel riskle yüzleşen bir kadın vardı. Marie Curie. Hayatta korkulacak bir şey yoktur. Sadece anlaşılacak şeyler vardır. Marie Curie ve eşi Pierre, Paris'teki kimya ve fizik okulunda çalışırken, Marie, mineral uranit üzerinde çalışmaya başladı. Bunun içinde uranyum cevheri vardı. Ama Marie bunun yüksek radyoaktivite seviyesinin başka bir bileşenin bulunması anlamına geldiğine inanıyordu. Çift onun haklılığını kanıtlamak için çalışmaya koyulurken bu süreçte periyodik tabloya iki keşfedilmemiş element ekledi. Polonyum ve radyum. Çalışmaları sayesinde 1903 yılında fizik alanında Nobel kazandılar. Marie eşinin 1906'daki ölümünden sonra araştırmalarına devam etti. Ve onun kürsüsüne atanarak Sorbonne'da ders veren ilk kadın oldu. 1911'de radyoaktiviteyi ölçen araçlar yarattığı için kimya dalında Nobel kazandı. Böylece bireysel olarak Nobel kazanan ilk kadın ve iki kategoride Nobel sahibi olan tek kadın oldu. Marie, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında dikkatini mobil röntgen cihazının geliştirilmesine yardım etmeye verirken, bunları kurmak için cephelere gitti. Marie, savaştan sonra araştırmaları ve akademisyenliğiyle ödüller kazanmaya devam etse de, Fransa'daki erkek bilim insanları topluluğundan gelen muhalefetle karşılaşırken, çalışmaları karşılığında hiçbir zaman fazla gelir elde edemedi. Marie, dünyadaki en tehlikeli maddelerden bazılarıyla çalışıp, genelde bunlarla çok az ya da hiç koruma aracı olmadan haşır neşir oldu. Bu da 1934 yılında ölümüne neden oldu. Karşılaştığı kişisel bedellere ve sosyal güçlere rağmen yeteneğini bilim için kullanmak üzere mücadele etti. Mirası bugün erkek egemen alanlarda çalışan kadınlar için bir rol model olmaya devam ediyor. Kadınlara üstün başarısıyla örnek olup onlar için çok büyük bir şey yaparak onun gibi olabileceğinizi gösterdi. Bu da tek kelimeyle olağanüstüydü.